aslında yemiş olduğumuz gole kadar iyi gidiyordu. Ama iki tane kolay gol yedik açıkçası. Penaltıya baktım. Çok da itiraz edilecek gibi bir durum değil. İlk yemiş olduğumuz golde bir pozisyon hatamız var. Onun dışında fena maç olmadı. Ama hep şunu söylüyorum zaten. Özellikle Adana Spor maçından sonra hedefsiz kalan bir takımımız var. Yani biraz daha hedef isteyen, daha aç oyuncular bu takıma takviye olması lazım. Bu bir gerçek. Çünkü gerek yukarıyı yakalayamamak, gerek de altta bir sıkıntı olmaması maalesef bazı oyuncularımızın onlara da sezon içerisinde alternatifsiz olmalarından dolayı fazla yük binmesi onların sezon sonuna doğru bir takım fiziksel olarak da, psikolojik olarak da sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Onun dışında yani aslında mental olarak baktığınız zaman Adana Spor maçından sonra ligi bitirmiş gibi bir halimiz var. 4 maç bu rahatlık size 12 puan da getirebilirdi. 4'te 0 da yapabilirdiniz. Onun dışında bir şey yok. Oyuncular iyi mücadele ettiler. Kalan 2 maç var. Bunu da alabileceğimiz kadar alacağız. Alır mıyız, alamaz mıyız? Oynamayan oyunculara şans verip kim kalacak, kim gidecek? Onun planlamasını yapmak istiyoruz. Sorusu olan var mı? Hocam çok şıksınız. Nazar değdi muhtemelen bir ufak da talihsizlik oldu. Sağ ol. Hocam Kaleli Adana maçında da 29. dakikada oynadığını anlamıştınız. Bir önceki saha maçında. Şimdi de 29'da yine Kaleli çıktı. Kaleli sizin saha içindeki mevcut değişikliğinize uymadığı için mi tercih ediyorsunuz? Yok, şimdi şöyle. Birincisi Orhan Kaleli sarı kart gördü. Sarı karttan sonraki bir pozisyonda geç hamle yaptı. Sarı kart olduğu için hamlede kendini sakındı. O pozisyonda bize tehlikeli bir atak oldu. Bu tür maçlar denk maçlar olmayabiliyor zaman zaman. Gerek hakem kararlarıyla gerek rakibin konumu dolayısıyla. Yani kalkıp da 30'unda 35'te 40'ta bir kart görmesine daha tahammül edecek durumumuz yoktu açıkçası. Yoksa şöyle bir şey var. Oyundan çıkan oyuncu kötü oynadı. Oyundan çıkan oyuncu ya da bir dahaki hafta oynamayacak diye bir kural yok. Bu verdiğim kararların getirisi götürüsü bana ait. Her yaptığım değişiklik sonuç verecek diye de bir şey yok. Şu bir gerçek. Alternatifsiz bir kadro her zaman antrenörü oyuncuya mahkum eder. Bu bir gerçektir. Tesisin içini mutlaka bilenleriniz vardır. Son 20 yılın kadrosuna bakıyorum. Belki de son 20 yılın en zayıf kadrosuyla bu takım bugün bu 40 puanı aldı. Bugün deseler ki seneye bu takım yine 40 puanla 10. sırada olacak. Kasada da 25 trilyon koyacak. Bunu kabul etmeyecek bir adamın aklına şaşarım. Dolayısıyla biz ne yaptığımızı da biliyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı da biliyoruz. Bugün Wagner Love'un 21 tane golü var. Bugün benim takımda 21 gol atan bir oyuncu olsa puanımızın herhalde 55-60'larda hadi 50'lerde olacağını düşünmemek mümkün değil, öyle mi? Sen antrenmanlara geliyorsun. Görüyorsun bir takım şeyleri. Biz bugüne kadar savunma yaparak geldik. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra yanılmıyorsam ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu üçü ligin ilk üçünde olduğuna göre ligin en az gol yiyen takım için Gençler Birliği. Bu çalışılabilir, öğrenilebilir bir şey. Ama hücum yetenek istiyor. Bugün çok çabuk bir adamınız olsa, bugün El Kabir gibi bir adamınız olsa veyahut da işte 1-0'dan sonra 2'yi çok rahat bulabilirsiniz. Başakşehir maçında bunu bulabilirsiniz. Adana maçının zaten izahı yok. 10-1 bitecek maç. Belki de sezon boyunca girmediğiniz pozisyonlara girdiniz. Yani onun için bu sene bu lig böyle sevabıyla günahıyla bitti. Ama şu bir gerçek ki seneye bu takım Ostim'de oynayacak. Yanılmıyorsam. Kaliteli transferler yapmak lazım. Bazı bölgeleri gerek Ahmet'i gerek Uğur'u alternatifsiz bırakmamak lazım. Forvet'e kaliteli oyuncular almak lazım. Zaten Ahmet İlhan'ı aldık. Dolayısıyla seneye bir deplasman gibi olacağını düşünürsek de iyi transferler yapmamız gerektiğini de bilmek lazım. Onun için çocuklara çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Özellikle Adana maçından sonra. Hedefsiz yani çok 5-6'ya da gidemiyorsun. Düşmeyle de bir şeyin yok. Bugün Bursa'nın 35, Osmanlı'nın 38, Karabük'ün 39. İşte yani bir ikisinde seninle aynı puanla olduğu bir yerde. Kasana 25 trilyon girmiş ve 40 puanı 3 hafta önce de bulmuş. Bir takımın da başarısı olarak değerlendiren çok sağlıklı bir değerlendirme yapamaz. Tabii herkesin görüşü kendini ilgilendirir. Bülent Arıtaş, Kulaş Spor. Hocam Adana maçı sonrası önce Spor X'te sonra Beyaz Futbol'da bir iddiada bulundunuz. 2000 lira internet sitesi kurup evet. Kendini gazeteci zanneden kulüpten nemalandığını kestiğiniz insanlar olduğunu söylediniz. Evet. Kimlerden bahsettiniz bunu bir açıklayabilir misiniz?
Çok güzel bir soru sordun. Site kaç liraya kuruluyor? 500 liraya da kurulabilir. Tamam, demek ki rakamı az söylememişim. Buna takılma, herkes 2000 liraya kuruyor. Sen 2000 liraya mı kurdun? Benim alanda kısmı vardı hocam. Onun 2000 liraya mı kurdun? Ben 2000 liraya kurdum. Ben kendim kurdum. Para verdim. Bak Bülent, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Birincisi, beni hiçbir kavganın içine çekemezsin. Kavga değil hocam. Tamam, müsaade et anlatayım bak. Soru sordun, cevaplayayım. Siz bir iddiada bulundunuz. Ne alınan gazeteciler var dediniz. Ben bunun cevabını bekliyorum. Peki, sadece. Tamam. Dinliyor musun şimdi? Dinliyorum hocam. Anlatayım. Birincisi, antrenmana gelmeyen gazetecinin eleştiri yapma hakkı olmaz. Senin eleştiri yapma hakkın yok. Yok öyle bir şey. Tamam, dinle, ben konuşuyorum. Sen yazdığın zaman ben senin yazılarına cevap veriyor muyum? Veriyorsunuz hocam. Tamam, sorulduğu zaman cevap veriyorum. Ben sana kalkıp da, sen kalkıp oraya Ümit Hoca pazarlamacı gibi davranıyor dersen ben bir dakika hocam, şimdi bak, beni gazetecim, beni eleştirdim. Peki o zaman bir şey söyleyeyim. Söylediğiniz lafta kulüpler nemalanıyordu ve ben bunu kestim dediniz. Bu lafın cevabını istiyorum ben sadece. Bu lafın cevabını istiyor musun? Evet hocam. İki hafta sonra lig bittiği zaman ben sana bunun cevabını veririm. Hocam bakın, vardır ya da yoktur. İki hafta siz sonra. Siz bir iddiada bulunuyorsunuz. İki hafta sonra. Bülent bak. Laf atıyorsunuz. Niye sinirleniyorsun? Ben gayet rahatım. Muhatabı benim. Ben Ahmet Çakar'a muhatap olmuşum hocam. Niye? Ne güzel işte. Reklamın iyisi kötüsü olur mu? Ahmet Çakar'dan bahsediyorsunuz hocam. Sen bak. Sen dua. Orada çakal diyor. Kurt diyor. Ankara'daki gazeteciler diyor. Yaz. Bunu Ankara'daki gazetecilere söylüyorsunuz. Şimdi niye burada Ali abi üstüne alınmıyor? Ben Musa üstüne alınmıyor. Orhan alınmıyor. Sen alınmıyorsun. O zaman. Yarası olan kocunur bile. Yara falan değil hocam. Niye sinirleniyorsun? Sinirlenirim hocam. Beni muhatap ettiniz. Bak şimdi siz bunu monoloğa çevirme. Liste. Burada arkadaşlar var. Müsaade et. Soruları bitsinler. Sorusu olanlar varsa bitirsin. Bununla ilgili de bir sorun varsa. Evet hocam. Varsa. Ben yazılı olarak sordum hocam. Müsaade et. Müsaade et. Bununla ilgili de bir sorun varsa. Kulübün yeri belli. Merak etme. Girişini falan. Yasaklamışsınız hocam. Ben kimseye bir şey yasaklamadım. Polis de öyle söylediniz. Kulübe girmesini yasakladık, nemasını kestik, ondan ne misiniz? Gel, kapı açık. Benim zaten yasağım yok hocam, kusura bakmayın. Teknik direktörün İstersen... adını diye bir gazeteciye tesise sokmamayı yasaklamadık. Peki, bir şey sorayım sana. İstersen gel. Ben gelirim hocam, her zaman geliyorum ki geldim. Ben siz teknik direktör kendi 3-4 kere hatta bak, ona da geldim. Bak, orası benim babamın çiftliği değil. Benim de değil hocam. Ama bu tavrını tekrar edersen, evet. Seni antrenman izlemeye aldırmamak bir teknik direktörün hakkıdır. Antrenman izlememek, aldırmamak, tamam kulübe aldırmamak hayır hocam. Tamam, ben de diyorum ki kulübe konuşmaya geleceksen benim telefonum da var. Ararsın, gelirsin, konuşuruz. Şimdi bu olayı kişiselleştirme. Kişiselleştirme sen, hocam. Bak siz sana bir şey söyleyeyim mi? Siz bir gazeteci diye iddiada bulunuyorsanız ben bunu kişiselleştirme. Zoruna gitti mi? Evet, zoruma gitti. Tamam, o zaman yer orada, gelirsin. Hayır. İki hafta sonra bunun cevabını veririm ben sana. Siz kulüpte benim yüzüme söylemediniz. Gazetede, internet sitelerine söylediniz, televizyonda söylediniz hocam. Sen yazdıklarını benim yüzüme mi söyledin? Ben gazeteciyim, ben yüzünüze mi açıklarım? Ya gazeteci olman, gazeteci olman. Köşesinde yazar hocam. Gazeteci, bak bir şey söyleyeyim mi? Bir defa ben şu... Ben size iftiharda bulunmadım. Müsaade et. Eleştirde bulundum, gazeteci olarak eleştirde bulunmadım. Her yazında şu var senin, biliyorsun değil mi? Ne var hocam? Bir dakika. Şimdi bir defa kendin nasıl reklam olurum onun derdindesin. Benim hiç öyle bir derdim yok. O zaman müsaade et anlatayım. Bu yaptığınız daha çirkin. Şu bak, sözünüz daha çirkin. Sen burada konuşacaklarının yeri burası değil. Ben onun daha önce işte teklifini Bülent, gönderdim. Bu konuşacak kimle gönderdim? Girip Doğan Akpınar'la da benim haberim yok. Kulüpte sizin yardımcı antrenörlerinizin daha benim haberim yok. Benim haberim yok. Bulundum. Hayır, benim haberim yok. Bak basın sözcüsü burada. Yazı yazarsın. Dersin ki ben Ümit Hoca ile görüşmek istiyorum dersin. Ben de bunu hocam röportaj dedim. Benim haberim yok. Var mı kardeşim? Bana getirdiniz mi böyle bir şey? Ne konuşuyorsun? Basın sözcüsü üzerinden değil, aradılar aracı. Güzel kardeşim. Bu kulübün basın sözcüsü kim? Basın sözcüsü Hakan Kaynar. Ya bu arkadaş neci? Basın sorumlusu. Tamam, basın sözcüsü kim? Hakan Kaynar. Tamam. Hakan Kaynar'la tanışıyor musun? Evet. Ne Hakan Kaynar? Sen de Hakan'dın değil mi? Ne bu Hakan? Bana Bülent Atlas'tan bir röportaj talebi var diye bir şey getirmedi. Allah Allah. Hakan tamam, gelmedi. Hakan gelmedi Bülent. Gelmedi. Ne yapabilirim? Gelmedi. Buna da gerek yok. Gel, kapı açık. Soracağın varsa istediğin yerde sor. Hocam canlı yayına geleceğim, ben sistemi kuracağım, size aynı soruyu tekrar soracağım. Rica edeceksin. Soru. Yapabilir miyiz diyeceksin, hocam, olur. Siz geleceğim, yapacağım yok. Ya hayır. Bak müsaade hayır, et. Hocam siz çok ciddi bir laf söylediniz. Bülent. Kulüpten ne bu kadar gazeteciler? Ali abi sorun var mı? Var hocam. Evet. Baktığımız zaman kriterlere gerçekten çok fazla kriterler olan bir kulübün teknik direktörüsünüz. Evet. Yapısıyla, mali yapısıyla, gerçekten tesisleriyle. Ama görüyoruz ki hakikaten zor bir sezonu çok iyi bir şekilde bitirildi. Evet. Biz artık önümüzdeki sezonun ipuçlarını almak istiyoruz. Şimdi... Evet. Bunlardan bir şeyler anladık, alternatifler, şeyler falan ama belki önümüzdeki günlerde yapacağınız basın toplantısında
Bunları daha da bizimle paylaşacaksınız. Ama artık hakikaten bu boş tribünler, bu ambiyans bizleri de rahatsız ediyor. Bu tür sıkıntılar hepimiz her geçen gün azalan bir Ankara basını ama aynı geminin içerisinde olan insanlar. Ali abicim, önce sana şunu söyleyeyim. Ankara basını dua etsin ki Ümit Özat burada Ankara basında güzel malzeme çıkıyor. Her söylediğim manşet olan bir adam var. Bu bir gerçek. İkincisi, şunu size çok net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi çok bir şeye dönüştürmek istemiyorum. Bülent, Alanya'da Bülent diye hitap ettiğim için gururun okşandığını söylemiş. Ben karşımdaki insanlar her zaman gözünün içine bakarak ismiyle hitap ederim. Onun için ben öyle insan aşağılamam. Bu bir. Ne sana Ali abi demekten, ne ona Musa demekten, ne ona Orhan demekten, ne de buraya Bülent demekten, işin doğrusu budur. Ha, senin gururunu okşamıyorsa ben sana Bülent de derim, kardeşim de derim. Ama önce bak, yaşını başını almış bir adamsın. Facebook'a yazı yazıyorsun. Diyorsun ki ben ona ne zaman istifa edeceksin diye soracağım günü bekliyorum. Bu gazetecilik değil. Evet, gazeteci misin, taraftar mısın? Taraftarsan taraftar gibi davran. Gazeteciysen gazeteci gibi davran. Şimdi Ali abi, şöyle bir şey var. Anlattım. Biz çok başarılı bir sezon geçirdik. Hakikaten öyle geçirdik. Ya 25 trilyon kasaya para girmiş. Bu kadar oyuncu gitmiş. Başkan rahmetli olmuş. Bu kadar alternatifsizlik içerisinde. Bakın 32 maçtır Vedat oynuyor. 2 golü var. Oyun içerisinde 3 diye mi döneceğiz? 5 diye mi döneceğiz? 6 diye mi döneceğiz? 8 diye mi döneceğiz? Savunma yaparak bu takımı bir yere getirmeye çalışan 7-24 tesiste yaşayan bir adam var. Bak ne dedim ben? Bir gün dedim ki size, savaşmaya mecalim var ama kavga etmeye mecalim yok. Kimseyle kavga etmek istemiyorum. Ama Bülent sanırım geçmişte çalıştığım bir takımdakilerle çok yakın olduğu için onlardan duyduklarıyla bana ön yargılı davranıyor. Hocam, onun için sizi ben savundum. Sizi şikeci Bülentçim, dediler, ben savundum. Bülentçim, hocam, dinler misin? Ön yargılı dediler. Bülentçim, dinler misin? Ben kendim biliyorum. İnsan kendini bilir. Şimdi şöyle bir şey var. Onun için 4-5 transfer yapmamız lazım Ali abi. Çok net. Yani Ahmet Uğur'u alternatifsiz bırakmamamız lazım. Bu bir gerçek. Öne 2 tane çok iyi oyuncu almamız lazım. Bu takım seneye Austin'de oynayacak. Yıllar sonra deplasman gibi oynayacak. Yani bugün hep anlattım işte, biraz önce söyledim, Bursa'nın, Osmanlı'nın, Karabük'ün 38, 39, 35'lerde olduğu yerde. Yani şimdi biz bugün 37'den bugün yenip 40 yapsaydık mutluyduk. Bugün mü mutsuzuz? Değil. Biz kalan 2 maçı da yenilebiliriz. Belki 2 maçta 6 puan da yapabiliriz. Ama diyorum ya, o alternatifsizlik oyuncuya mahkum ediyor sizi. Onun için iyi oyuncular almak zorundayız. Kaliteli oyuncular almak zorundayız. Anlatabildim mi? Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Herhalde son zamanlarda en az 15 tane maçı dedik. İsveç'e gittim. Danimarka'ya gittim, Fransa'ya gittim, Sırbistan'a gittim, izliyoruz. Ama bazısının maliyeti bizi aşıyor, bazısı ülkedeki olayları bahane ediyor, bize söylenenleri söylüyoruz. En iyisini bulmaya çalışıyoruz. Amacımız burada ne? Daha iyi gençler birliği izlettirmek. Yoksa Avrupa kupalarına gidemekten sonra 7. ile 12.lik arasında bir fark yok. Yani iyi bir kadro kurmaya çalışacağız. Olay bu. Teşekkür ederiz. Var mı başka sorusu olan? Tamam, yoksa... Biz Ankara